7 days of eternity, 7 days in another country. Every cell screams, stay right here, and my legs, they freeze as in. Herkese merhaba. Biz evdeyiz. İlhan Garaj'da. Bugün pazar. Bu akşam nişan var. Annemi aradım az önce. İşte aslında ben erkenden gitmek istedim. Hani yardım falan olursa. Ama çocuklarla geleceksen gelme dedi. O yüzden ya çocuksuz da gidemem. Çünkü İlhan yok. Çocukları kimseye bırakamam. Yani ben nereye, çocuklar da oraya. O yüzden biz evdeyiz. Biz akşam gideceğiz. Saat 5 gibi biz de gideceğiz. Şimdi öğlen yemeğine başlayacağım. Sabah temizliğimi yaptım. Ondan sonra ben de şimdiden hazırlandım. Akşam belki vaktim olmaz diye ben de şimdiden hazırlandım. Ben de şimdi çocuklar için yumurtalı patates yapacağım. Would you can bring me? Bebek. Yürüyemiyor. Bebek yürüyemiyor. Yani güzel bir çiçek almak istiyorum. Yemekten sonra onu yapacağız. Bugün pazar ama açıklar. Dün kontrol etmiştim. Çünkü dün alacaktım. Ama hani şey olsunlar diye, taze olsun. Taze mi deniliyor? Fresh. Şey yaptım işte. Baktım. Bugün de açıklarmış çiçekçi. O yüzden bugün. Ne kadar vlog çekebilirim? Hepsini çekeceğim. Hani aile için zaten çekeceğim. Hani kamera, kameraman benim. Ama hani ne kadar vlogda kullanabileceğim, onu işte bu akşam bakacağım. Güzel çekmeye çalışacağım tabii ki. Ben siyah elbisemi giyeceğim. Hani İlhan'ın iş partisi için giymiştim ya, belki hatırlayanlar vardır. Onu giyeceğim ben. Melis de beyaz, son vlogda gösterdiğim beyaz elbiseyi giyecek. Mert de güzel işte böyle bir pantolon, bir de bir gömlek giyeceğim ona. Öyle yani. İlhan ne giyecek bilmiyorum. O da işte güzel bir şey giyer. Güneş açıyor. Böyle dışarı baktığınızda çok güzel görünüyor dışarısı ama donuyor. Yani çok soğuk. Bahçe sezonunu açsak, böyle bahçede otursak falan. Yaz vloglarımı özledim. Yazın vlogları daha bir güzel oluyor bence. Çünkü hep dışarıda olduğumuz için daha eğlenceli geçiyor sanki günler. Kışın hep böyle içeride içeride. Melis ve Mert'in bu hafta son okul haftası. Ondan sonra da karnaval tatiline geliyor. İşte bu hafta, önümüzdeki hafta işte karnaval. Okullar işte kutlamalarını falan yapacaklar. Ondan sonra bir hafta karnaval tatili. Ondan sonra da işte bir hafta evdeler. Ocak var ya, beni deli ediyor, deli. Diyor ya, bazen 10 dakika uğraşıyorum böyle ya. Yarın pazartesi ya, bu hafta sonu kimseyi arayamadık ama yarın arayacağız artık. Bilmiyorum garantisi var mı? Garantisi 3 sene ise o zaman hala... Ah çok şükür. De bazen kendi kendine sönüyor. Ama şey, gazı da sönüyor söndüğünde. O yüzden o yönden yine iyi, çok da tehlikeli değil çünkü gaz da gidiyor. Yok, kendi kendine söndü yine. O yüzden arkadaki ocağı aldım. Hava çok güzel görünüyor ama işte buz gibi. Havalar ısısın da şu bahçeyi güzelce temizleriz. Yine böyle cıvıl cıvıl çiçekler dikerim. Güzel olur. Ya. Okay. Şimdi çiçek almaya gidiyoruz. İnşallah yanlış bilgi okumamışımdır. İnşallah açıklardır. Yoksa bir sorunum var. Çiçeği çocuklarla beraber seçeceğiz, gidiyor yine. Hangi renk istiyorsun Melis? Rose. Batkan ya sen. İki de oranya. Sen oranya istiyorsun. Okay. Turuncu. Batkan ya? Herkese merhaba. Yürümse ben. Herkese merhaba. Ay aşkım benim ya. Herkese merhaba diyor. Herkese merhaba. Oy aşkım, seni göremiyorum ama. Yeah. Hayır, 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 kapalılar.
Ama nasıl? Ay bu içime doldu biliyor musunuz? Anne, batışın. Batışın. Kapanılar aşkım. İşte dicht die Bilder. Ya. Evet. Gördüğünüz gibi kapalı. Ya inanmıyorum. Ben mi yanlış gördüm ya? Bugün aynı dördü. Dördü. Acaba hafta için mi baktım ben? Von Boulevard, Baumarkt, Tiny Center. E açık diyor. Demek ben ki bu mağaza açmak istemedi. Tam da benim ihtiyacım olan mağaza. Ya uzak bir yer var. Oraya gidebilirim. Ne? Bu neresi? Burası da kapalı. Aşkım. Ne yapacağım? Nereden alacağım şimdi? İçime doğmuştu ya. Belki yanlış bilgi yazıyordur diye. Ama ne bileyim ihtimal de vermedim aslında. Hani niye yanlış bilgi versinler? Artık son çare süpermarkete gidiyorum. Süpermarkette satıyorlar çünkü ama hani o kadar güzel buketler yok orada. Yine çiçek satıyorlar ama ben böyle çok güzel böyle şey istiyordum. Mert uyuyor. Azıcık İlhan'ın yanına uğrayacağım. Garaja. Bakalım baba ne yapıyor? Sen babayı ziyarete mi geldin? Hı? Ne? Hı, babasının bir tanesi. Babasının ziyarete gelmiş garaja. İçerisi dolu. Vallahi bayağı kalabalık bugün. Yani cantlar burada. Ben de yukarıda tam fatura yazıyordum. Geldik diye. Benim kızım babasının ziyarete gelmiş. Vay. Bu arabanın jantlarını yaptım ben. Az kaldı. Jantlar burada. Cilasını atacağım birazdan. Bitiyor ondan sonra. Yarım işleri aldım. İşim bitti sayılır. İşte oraları toparlayıp ben çıkacağım birazdan. Çünkü Yasemin'in iç yanına gideceğiz. Pazar günü biraz yoğundu ama hala yoğun. Ben gideceğim birazdan. Buradakiler anlattım gideceğim işte. İşi devralıyorlar. Olmasın bir tane. Kayme aşkım. Yeni uyandı. O yüzden biraz keyifsiz. Kayke. Ne aşkım? Kayke. Başın dönecek şimdi kızım. Valla burada da yoksa artık eve gideceğim. Ama vardır, burada vardır. Uyanmam ben sana. Burada ben değilim. Daha aşağı ineceğiz. Burada çok değilim. Ne bir hamı değil. Kaya ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Burada şimdi seni indireceğim. Melis az bekle kızım. En sevdiri. Hancı? Hancı ne kumar? Gel gel. Ek yapı fast. Ek yapı fast. Kadın geçecek kumar. Bunlar hep küçük buket. Melis sen seçtin mi? Oy yerim ben seni. Onu sen verirsin o zaman. Anne ben kapayacağım. Ben kapı kadar açık kapayacağım. O evde. Daha teyze şey anneanneye giderken alırsın onu okey? Ben abi bunu seçtim. Artık en güzeli, aralarındaki en güzeli bence buydu. Melis de onu. Gidiyoruz oğlum. Bunları alalım gidelim. Melis de aldı. O da seçti. Wow. Şimdi eve gidiyoruz. Gel Mert elini ver. Melis sen de Mert'in elini tut aşkım. Arabalar geliyor. Ben bir hata yaptım. Önce çocukları hazırlayacaktım. Ondan sonra kendime. Okay. Kekes. Neyse sen de andun. Benim oy. Benim oy. Göstereyim size de.
Şöyle. Bu da benim elbisem. Altına topuklu ayakkabı giyeceğim. Melis evet gel gel Melis. Tabii ki. Ay yerim ben seni. Şey altına beyaz bir şey bulamadım. Yok. Sadece böyle en açık rengi buydu. Dışarısı çok soğuk. Hatta üstüne bunu da giyecek. Donar yoksa. Eve çıkartır da. Orada belki bahçe kapıları falan açarlarsa. Ay yerim. Melis de böyle. Tacını da taktı. Siyah. Şey saçımı çok kötü yaptım. Bağlamak istedim beceremedim. Saçımı daha güzel yapabilirdim ama. Ördüm. Şey yaptım sonra da bağladım. Saçla pek şey değilim ben. Pek bilmem hep zaten ya örerim ya da bağlarım. Ya da salık kullanırım. Bu da Mertçi. Ha arkasını da bak arkada böyle var. Ha evet arkasını gösteriyor. Oğlum bak baba da hazır. Baba çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Yapışık bebek. Yapışık bebek. Ne yapıyorsun sen? Benim gibi sandalyenin üstüne çıktı. Yerim. Melis'in elinde bugün teyzesi için çizdiği bir resim var. Evet o. Yerim ben seni. Bir de işte çiçeği, seçtiği çiçeği var. Ben senin elbiseni yerim ama. Aynen ki Vel. Teşekkür ederim. Ay yerim ben senin güllerini yerim ben senin. Bunlar ne? Hay aşkım. Kalkın Bettina. Latisin. Oh, je ziet er ook heel mooi uit hoor. Mooi. Ja, die kleur staat je echt goed. Ja, staat je goed. Hey, aşkım. Dank je. Masa güzelmiş böyle. Without you.
Ben de Falkan'da. Dur fokuslamadım. Heh, tamam. Gerekmeyin. Kaybetme ha. En küçüğünü mü aldın? En küçüğü bende. Müşa, seç bir tane. Mahvoldu ama. Ya bunu da hatırlatmak zor. Ayamıyorum. Evet ya. Aç orada olma. Sen evet. De gidiyordun işte. Ben eve geldim. Babam beni az önce eve bıraktı. İlhan ve çocuklar çünkü saat 7 gibi eve geçmişlerdi. Hani çocuklar uyuyacak diye. Onlar erkenden dönmüşlerdi. Ben kalmıştım. Ceketimi çıkardım biraz çünkü dondum. Dışarısı o kadar soğuk ki. Eksik bilmem kaç. Dondum şuradan şuraya gelene kadar. Güzel geçti. Çok kalabalıktı. Yani herkes oturabildi değil mi ama yine de? Merdivenlere falan da oturduk. Biz merdivenlerde oturuyorduk. Güzeldi ama eğlenceli geçti. Hepimize sığdık sonuçta. Ondan sonra işte yüzükleri taktılar, pastayı kestiler. Ondan sonra dışarıda dilek balonu, bilmiyorum Türkçe'de Vents balon, dilek balonu mu oluyor? Uçurtmaya çalıştılar ama ağaca takıldı. Aşırı komikti. Sen görmedin değil mi onu? Biraz sonra görüntüleri göstereyim. Aşırı komikti ya. Ağaç yanacak diye korktuk valla. Sonra çok upuzun bir çubuk getirdiler. Çubukla ağaçtan çıkarmaya çalıştılar. Yasemin dedim dilek tuttun mu? Yok tutmadın dedim. İyi bari dilek tutmadın zaten uçmadı. Öyle. Uçsaydı çok güzel bir görüntü verecekti ama maalesef işte ağaç takıldı. Herkes gittikten sonra işte toparladıktan sonra ben de geldim. Çok geç oldu. Ama güzeldi, eğlenceliydi. Şimdi günün sorusunu yapacağım. Life and Dream sormuş ki Tuğba abla bir anne kızına abla kardeş gibi mi yaklaşmalı yoksa anne kız olarak aradaki mesafeyi korumalı mı? Bence anne kız yani olması lazım. Çünkü çocuğun hayatı boyunca bir sürü arkadaşı olacak. Belki kardeşleri de vardır ama sadece bir tane annesi var. O yüzden anne bence. Ama hani anne kız olunca mesafeli oluyor diye bir anlam yani öyle bir şey yok bence. Ama anne yani sonuçta kurallar var, disiplin var. Aynı anda sizin yanınıza gelebileceğini hissetmesi lazım. Yani bir derdi olduğunda başkasına değil annesine gelebilmesi lazım diye düşünüyorum. Hani gönül rahatlığıyla hani korkmadan. En güzeli öyle tabii ki. Sibel Yüksel sormuş ki Melis ve Mert'in hamileliğinde en çok neyi aşerdin? Melis de çok menemen yedim. İlk trimesterde. Canım çok menemen. Her akşam menemen yiyordum. Belki hatırlamazsın sen de. Neredeyse her akşam menemen yedim. Ve Melis'in hamileliğinde tavuktan iğrendim. Yani böyle tavuk gördüğümde böyle içim dışıma çıkıyordu. Yani tavuk göremiyordum. Ne çiğ tavuk, ne pişmiş tavuk. Tavuk yiyemiyordum. Et değil. Eti yiyordum. Hatta eti istiyordum bile. Patates kızartması çok canım çekiyordu Melis'te. Mert'te de. İkisinde de bu arada turşu çok canım çekti. İkisinde de. Yani kız erkek hani bazen derler ya kız ya da erkek de turşu falan. Ama ikisinde de çok canım turşu çekti. Ve ikisinde de canım hep tuzlu çekti. Hiçbir zaman şekerli çekmedi. Ama hani çok böyle hatırladığım Melis'in ilk trimesinde sürekli her akşam menemen yapıyordum kendime. O kalmış aklımda. Bir de işte tavuk.
Bir de ikisinde de ve hala da aslında böyle çok güçlü deterjan kokularına dayanamıyorum. Hamileyken deterjan kokusu veya parfüm kokusu, herhangi bir böyle çok ağır bir parfüm kokusu geldiğinde direkt böyle içim dışıma çıkartasım geliyordu. Şimdi o kadar çok değil ama mesela hala da İlhan'ın parfümü, deodorantı falan olsun beni rahatsız ediyor. Böyle midem bulanmaya başlıyor. O kaldı. Eskiden öyle değildi. Hamileliklerden önce öyle değildi. Hamilelikte başladı ve hala da var. Yani gitmesini bekliyordum ama gitmedi. Ya canım hep böyle çok sağlıksız şeyler çekiyordu. Yani her zaman yemiyordum ama canım çekiyor. Mesela patates kızartması, böyle bol mayonezli. Öyle hep kızartma. Hep canım öyle çekiyordu. Öyle. Ya bayağı uzun zaman geçti aradan. Birazcık da unutmuşum. Bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.